Ya. Hadi gel çok açım. Hadi gidiyoruz. İngiltere'de indirimlerin tadını çıkartıyoruz arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz şimdi? Nasıl oluyor da bu indirimlerde oluyor da biz tadını çıkartıyoruz. Şimdi birazdan anlatacağız. Evet ya, bugün çok güzelim ya, çok enerjim yerinde. Niye böyle bilmiyorum. Böyle aktifim yani, aktif. Böyle bir oradayım bir buradayım. Attığım olur. Çok iyi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün şimdi sabah 11.30 falan değil mi? 11.30 oldu, anca evden çıkıyoruz. Bugün yeni bir video paylaştık bu arada. Bunu izlerken yani bir önceki videoyu anlatayım şimdi size. O videoda şey yaptık, ne yaptık? Türk marketi alışverişi yaptık. Londra'da Türk marketi fiyatlarını merak edenler lütfen oraya bir baksın. Şimdi ne yapıyoruz? Burada devlet, Boris'ciğim, Boris Johnson'cığımız, canımız, ciğerimiz ne yaptı biliyor musunuz? Dedi ki pazartesi, salı, çarşamba günleri dışarıda yemek yiyin dedi. Bu yemek yediklerinizin dedi 20 pound'a kadar yerseniz dedi yarısı benden dedi. Dedim baba yani... Babasın ya dedim, babasın yani. Büyüksün dedim ya. Abi şöyle bir şey yaptı işte adam. Dedi ki ne içerseniz ne yerseniz dışarıda yiyin yeter ki restoranlara iş olsun. Biz ödeyeceğiz yarısını ama sadece pazartesi, salı, çarşamba günleri dedi. Ağustos boyunca. Şimdi Ağustos ayı boyunca, 4 hafta boyunca yani. Şimdi arkadaş tabii biz bu fırsatları görünce kaçırır mıyız yani? Herkes gibi biz de daldık. Dün hatta 25-26 poundluk şeyi 12'ye mi yedik? Öyle bir şey yani. Baba bayağı indirim oluyor abi ve... Hiç kimseye giren çıkan yok. Yani devlet dışında. ekstra bir şey cebinizden çıkmıyor ve inanılmaz güzel bir şey ya bence. Kaliteden de kısmıyorlar çünkü işverenler de biliyor ki devlet bunu karşılayacak falan. O yüzden garantili yani bir iş. Çok güzel. Çok güzel bir hizmet. Ben çok memnun kaldım bundan. Bunu Türkiye'de yapsalar da eğer restoranlar önce fiyatları iki katına çıkarırdı bence. Kesin canım. Sonra %50. Abi işte burada ona izin vermiyorlar. Hatta burada bazı coffee shoplarda fiyatlar düştü tam tersine. Vergi düşünce, vergiyi de düşürdükleri için bazı fiyatlar çok acayip düştü. Tabii yani insanların cebindeki para da azaldığı için de oldu bu. Ekonomiyi biraz canlandırmak için yapıyorlar falan ama ya bence güzel bir hizmet ya. Ben memnun kaldım yani ne diyeyim. Boris abiyi biliyorsunuz yerden yere vuruyordum her zaman. Ama bu hizmetiyle gözüme bir girdi yani. Onu söyleyeyim. Güzel oldu bence. Şimdi de bizim en çok sevdiğimiz coffee shop'a gidiyoruz. Sevdiklerimizden bir tanesine gidiyoruz ve orada çok güzel böyle kahvaltılıklar var. Oraya bir şimdi gideceğiz. İngiliz kahvaltısı değil. Domuz kanından puding yemeyeceğiz ama başka bir şey yapacağız. Çok güzel başka şeyler yemeyi planlıyoruz şimdi. Biraz fiyatlı pahalıydı o coffee shop'un. O yüzden böyle nadir gidiyorduk biz. Yani çok o kadar para vermek istemiyordum ben oradaki yediğim şeyleri ama şimdi tabii yarı yarıya indirim olunca çok güzel oldu. Bir web sitesi kurmuşlar. Oradan işte posta kodunu giriyorsunuz. O posta koduna en yakın hangi restoranlar var görebiliyorsunuz işte bu sisteme kaydolmuş falan. Sloganı da bulmuşlar. Eat out to help out. Eat out to help out. Valla var ya. Reklam ajansı gibi çalışıyorlar. Yemin ediyorum devlet burada reklam ajansı ya. Böyle slogan buluyor her şeyi. Bir tane tek buluyor böyle. Geldik. Coffee shop'umuza geldik. Geliyoruz daha doğrusu. Gelmek üzereyiz. Şurası The Larder. Evet kiloşum. Ne aldım? Şimdi. Şöyle bir limonata aldım. Bir tane breakfast tabağı aldım. Yani şey kahvaltı tabağı aldım bir tane. Bir tane sandviç aldım yanında salatayla. 21 tutacaktı 10.5 tuttu. Ha güzel. Soruyor kasada yapayım mı diye. Tabii ki yap diyorum yani. Hani. Yok yapma. Biz fazla vermek istiyoruz. Diskant ister misiniz diye soruyor. Ha. Diyorum ki yani please. İşte. Seslenecek adımıza. Ne diyecek? Ne diyecek? Gül. Gül mü diyecek? Evet. Sana Rose yabancı deseydi. Bir isim bulmamız lazım. Ben neden yazdığını anlamadım. Ben form doldurtuyor zannettim. İsmimi söyledim. Ha. Sonradan sesleneceğim. Peki şey, sana İngilizce bir isim mi bulsak acaba şimdi? Benim mesela var. Bana Charlie derler. İngilizler hep bana, ben kendimi hep öyle tanıttığım için yani soruyorlar bana ne ismin diyorlar. Çağlar diyorum. Kaglar, maglar, bir sürü abuk sabuk şey dedikleri için ben de diyorum ki ya biz hesap Charlie'de gitsin diyorum.
Ondan sonra onlar da hep Charlie gel, Charlie git. Ondan biraz da böyle... Yok. Müzeler 5 Ağustos'ta bir tanesi açılıyor. Diğerleri de açılmıyormuş. Öyle mi? Sadece, aynen. Sadece National History Museum açılıyormuş. Ona da şey yazmışlar işte, limited, yani böyle herkes giremeyecek. Yani belli sayıda. Aynen, belli sayıda insan alacaklar falan filan. Hiç yoktan iyidir. Belki size böyle bir National History Museum turu çekebiliriz 5 Ağustos'tan ama işte sonra ama. Ama işte şu an çok iyi olmayabilir ya. Hani biraz hani hızlı çıkmak gerekiyor olabilir. Evet işte belki öyle belki sınırlamalar, kısıtlamalar oluyordur. Olabilir evet. Şimdi bir ay, iki ay oldu ya Türkiye'de açılalı her şey. Hani burada bu böyle kademe kademe yavaş yavaş yapıyorlar her şeyi. Ha. Mesela kumarhaneler açılmadı. Benim kumarım geldi yani. Bir rulet atamıyoruz. Hiç keyfimiz yok o yüzden falan. Bu arada arkamızdaki teyze ne olacak ya? Tam aramıza almışız bir de onu. Kafasını tutayım mı? Hayır. Kadın görecek bir de ya. Yapma Alex. Bak. Oğlum yapma şunu. Bak kameraya bak. Bir şey yapmıyorum ki, sen yapıyorsun. Biz de kendi kendimize oyunlar burada işte, sıkıntıda. Neyse arkadaşlar, bu arada benim sizinle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Ciddi şeyler konuşmak istiyorum artık. Ya abi, niye abone olmuyorsunuz abi şu kanala? Abone olun ya. Abone olun, izleyin. Bir daha izleyin videoları, iki kere izleyin falan. Ya artık. Ya abone olun yeter ya, lütfen. Gözünüzü yiyin, artık tekrar etmeyelim bunları ya. Abonelik hiçbir şey değil sizin için, bir tık yani. O yüzden bence olabilirsiniz. Olmayanlar olabilir. Bir hatırlatma daha yapacağım arkadaşlar bu arada. Instagram'a sorularınız geliyor. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben o sorulara şu anda cevap vermeyi durdurdum. Cevap veriyordum ama vermiyorum artık. Ama siz sorularınızı yazmaya devam edin lütfen. Çünkü biz onlara soru cevap videosu yapacağız. Hatta bu 1-2 hafta içinde yapacağız yani. Birikti çünkü sorular. Yani yazanlar var ama yazmayanlar için, çekinenler için ya da böyle hani duymayanlar, kaçıranlar için tekrar söylüyorum. Instagram'a mesaj atın. Fakat cevap vermiyorum diye bana kırılmayın, darılmayın. Çünkü oradan topluyorum sorularınızı. Hepsine tek tek cevap vereceğim. YouTube kanalında yeni bir videoyla. Bilmediklerini de araştır bari. Yok, yani hepsini biliyorum. Hadi oradan ya. Yok, araştırıyorum da sizin için. Çalışıyoruz işte abi. Yani videolar için biz gerçekten ciddi efor sarf ediyoruz arkadaşlar. Bu eforun da karşılığını almak istiyoruz. Lütfen. Mesela ben şimdi bu kahvaltı yerken çok fazla bir efor sarf edeceğim. Yani. Evet, kahvaltılarımız geldi. Benim şu benimki. Neymiş? Chicken bacon sandviç içinde. Güzel mi? Bilmem, yiyince göreceğiz ama. Benimki de bu da ama. One Stud Breakfast Bowl. Ve bunun içinde şey falan var. Fasulye var, ıspanak var, güzel bir şey. Bunların hepsi şöyle 10,5. Aynen, 10,5. Göster abilere nasıl yiyorsun. Güzel mi? Şöyle şunu bunun içine böyle. Londra merkeze gideceğiz bugün. Merkez Londra'da biraz alışveriş yaparız. Bir sonra da reklamcı birkaç arkadaşım var. Onlarla görüşeceğiz. Bir toplantımız var. Onlarla bir toplantımızı yapar. Eve geri döneriz akşam. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Mesela videonun altına deyin ki bana, işte İngiltere'de şu var, Türkiye'de bu yok arkadaş. Bunu bana getirebilir misin? Mesela. Götürecek misin? Yani elimde olan bir şeyse neden olmasın, götürebilirim tabii ki. Ben iPhone 11 istiyorum. Türkiye'de artık yasak biliyorsun şeyler. Yasak değil. Abi bak, şöyle bir olay yaşadım. Telefonum vardı bir tane. Değil mi? iPhone 7'm vardı. Gül'ün babasına verdim. Gül'ün babası benim de babam tabii. Babacığıma verdim. Babacığım aldı telefonu, kullanamadı. Bir ay kullandı, kapandı tabii yani. Yurt dışı telefonu oldu. Ay, kaydettirdik de verdik. Değil mi? Pasaporta. Ama ona rağmen yine de şey oldu. Evet. Ona rağmen oldu. Abi meğer neymiş biliyor musunuz? Hat benim üstüme olması lazımmış. Yani yurt dışında yaşayan adamın hattı olacakmış Türkiye'de. Türkiye'de de kullanabilmesi için o telefonu. Yani böyle şey, saçmalık pasaporta var mı? Pasaporta kaydedilen kişinin üzerine hat olacak. Abi böyle bir saçmalık olabilir mi? Adam yurt dışında yaşıyorsa, pasaportla gelmiş almışsa zaten, pasaport kaydıyla telefon kaydı yaptırdıysa, onun nasıl bir hattı olabilir abi Türkiye'de? Olur da yani, neden olsun ki yani?
Ya olayın durumu saçma ya. Bu durum saçma ya. Saçma. Bunun açıklaması yok yani. Evet. Hadi gidelim. Çok sinirlendim. Nereye gidiyoruz? Eve. Gerildim. Bu nasıl bir tip ya? No filter, yes corona. Evet gençler, günün ikinci yarısından merhaba diyoruz. Siyah masklarımızı taktık, bankaya girmeye hazırız. Lanet olsun koronaya diyorum. Şimdi metroya bineceğimiz için taktık. Zorunlu şu an evet. Metroya binerken bütün kapalı alanlarda zorunlu artık. Geçen videomuzda zorunlu değildi. Evet. Şeyde, markette hep takmıyorum. Ama zorunlu olmadığı için takmamıştım. Hiç turist olmaması ne olacak peki şu anda? Hiç turist göremiyorum. Burası normalde turist manyağı olurdu yani. Böyle her yer turist kaynardı burada. Ama şu anda bayağı burada yaşayan insanlar var. Girelim istiyorsun. Evet. Yok. Primark biliyorsunuz buranın İngiltere'nin en meşhur. Buranın LC Mike'i falan diyormuş. Buranın LC Mike. Yok ya, hayır. LC Mike. Takipçilerimize bir hediye mi alsak buradan? Ama ne alacağız ki buradan? Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Hediye çekelim. Vay, güzel fikir. Biz verelim, isteyen istediğini alsın. Aynen, aynen. Seni böyle bir çekiliş yapmaya davet ediyorum Çağlar Nur'a. Ben de Çağlar Nur alsam, bu kanalın kurucusu, babasıysam bunu yapacağım, söz ya, veriyorum. Güzel bir şeyler yapacağım. Ben zaten aklımdaydı bu fikir. Yani nicedir böyle yapmak istiyordum. Zaten biliyorsunuz zaman zaman ben böyle çekilişler seviyorum, yapıyorum. Bir tane Sivas'a biliyorsunuz Cambridge atkısı gönderdik. Oxford atkısı göndermiştik. Şimdi yani neden olmasın? Daha büyük hediyeler, daha büyük ödüller geliyor. Hayır, anlaştık. Söz ya, sözümüz söz. Ha bak 1.80'e tişört var böyle. J-Loud. Ne istiyorsun? Evet evet, nereden bulacağız onları? Ben de istiyorum senin öyle saytlar kimin? Ama genelde 4-5 puanda böyle bir sürü şey var burada ya işte. Short beğendim. Evet. 2.5 puan. Yeah. Nice. Ama X-Large sana olmaz ki, zayıf. İşte keşke. Biraz hatta kilo alabilirdi ona sığmak için. Sudan acız, sudan acız. Gel vatandaş gel. Pazar malı ya resmen. Şu ayakkabının güzelliği. İnci taşlarıyla bezenmiş. Denemek ister misin? Bunu bence Araplar falan alıyordur abi. Evet. Ayakkabılar aslında ucuz. Mesela şunu beğendim. Bu da indirimde. O ne kadar? 44'e düşmüş. Hmm. İyi 45 mi? İyi, güzel. Normalde bunlar 70-80 falan mı? Aynen. Hala bir şey almadın. Girip çıkıyoruz bir yerlere. Hala bir şey yok ortada. Gönül gezdiriyorum şu an. Arkadaş. Erkekler. Erkekler. %73'ü sesleniyorum. Kanalımızı %70 erkekler seyrediyor. Biraz YouTube, bu arada bir araştırma yaptım. YouTube'u böyle çok erkekler takılıyormuş ya YouTube'da. Hiç kızlar takılmıyor. Body shop. Bak kendi şopa gireceğim. Çocuklar. Bak benim favori mağazalarımdan bir tanesi. Şurayı da çekelim. Laş abi. Çok güzel temizlik ürünleri satıyorlar. Öyle değil mi? Novestas satıyorlar. Yani insan temizliği yani. Bomplar işte, şampuanlar ama böyle hepsi doğal şampuan şey falan. Bence inanılmaz tatlı bir dükkan. İçerisi de böyle mis gibi kokuyor zaten. Bir giriyorsun böyle şey oluyorsun böyle. Bin bir çeşit koku var böyle. Hepsi de güzel.
O yüzden benim çok hoşuma gidiyor arasılar. Biraz bir tık pahalı tabii yani Pantene almaya benzemiyor. Ama güzel yani kaliteli ve doğal ürün. Beach blogger mısın ya? Beach blogger. Bugün arkadaşlar Londra'da gezme makyajı yapacağız. Gezme makyajı mı? Neyse. Türkiye'de var mıydılar? Evet çok eskiden vardı. Hadi be. Bir 10 sene önce falan. Ben öyle hatırlıyorum vardı. Vay anasın. Armani şey var, terlik var. Armani mi? Ha. Çok kuru. Bunları şeyde satıyorlar. Bunu sen al. İnsanlara şey diyeyim. Bir arkadaşın Armani. Harika bir espri gerçekten. Ağzım açık kaldı. Çok iyi. Güzelmiş hakikaten ha. Yalnız şöyle bir şey var İngiltere'de hala. Deneme kabinleri açılmadı. Evet çok saçma. Türkiye'de açıkmış deneme kabinleri. Şu an açık değil. Ben şimdi bunu beğendim diyelim. Nasıl alacağım? Ha, deneyeceksin, değiştireceksin işte. Aynen. Vereceksin parasını. Aynen. Sonra tekrar olmazsa geri vereceksin. Ben internetten alırım. O da öyle de işte internette hepsini göremiyorsun. Gözünden kaçıyor işte. Çok güzelmiş. Ama 85. Levi's mi o ama? Levi's o. Normal. Levi's normal yani. Hesap yapıyor ya. Neydi o? Recep Bey. Bir Recep İvedik fanı olduğunu da belli ettin hemen yani burada. Ben bunu istiyorum. Ne kadarmış? 28 falan. İyi lan alabiliriz bunu. Sıkın. 28 ise tamam. Bu ne vegan yazıyor üstünde bunların? Bunu giyince et yemiyorum. Nasıl ya? Bunu giyince et yemiyorum ya. Ya üf, beni kandırıyor ya. Deri değil demek mi? Aa, öyle desene oğlum. Tamam. Ha onu deriden yapmıyorlar. Suni bir şey yani. Evet. Plastikten yapıyorlar ya da bir şey. Evet arkadaşlar şu an Oxford'dan biraz daha böyle kuzey tarafa doğru geldik. Angel'dayız şu anda. Angel'da böyle tatlı bir kafelerin olduğu, shopların olduğu güzel bir sokak var. Orada buluşacağız arkadaşlarımızla. Toplantımız var ufak onu yapacağız ama biraz burayı da gezelim dedik vakit varken hem. Böyle biraz size de göstermiş olalım kuzey Londra'da Angel'da sokakları. Biraz Karaköy havası var. Karaköy bence Londra'nın en Karaköy olan yeri burası zaten ya öyle söyleyeyim sana. Gideceğimiz yer de bunun yani sonunda. Cycle to work. It's easy. I do it every day. Değişik şeyler var yalnız ha. Ben bu dükkana girerim. Sana söyleyeyim ama açık değil. Eskici ya resmen. Abi en sevdiğim. Bit şey pazarı ya. Gibi. Baksana bak kutları yapmışlar bardağın için. Bak krepçi de varmış %50 indirim. Ha. Benim canım krep yemek istiyor. Tamam abi ye. Gelince zaten göreceğiz şurası. Dur zaten. Bu tat. Ha, sen de yemek ister misin? Bir ben tane yeriz. Senden tadarım. Bu indirimler beni çok fena vurdu ya. Evet ya sen var ya daha çok para harcar oldun ben sana söyleyeyim. Bence bu indirime... Ben para harcamıyorum da. Ben harcıyorum da diyetteydim. Ha o yüzden diyorsun. Evet 3 gün önce diyete girmiştim. Şu an zaten beri yemediğim şey kalmadı. 5 pound ödedim. 10 pound mıymış bir krep? Ama bu da. Ha o da var. Ha güzel. Gerçi şuradaki kadına bir şey oldu ya aşkım şu ya. Gördün mü sen? Ne yapayım ben doktor muyum aşkım? Baksana bak şurada bir kadın bir kalp masajı yaptı. Ben bilmem ki. Suni tenaklis yapıyor. Sen ben bana bir şey olsa sen valla beni öldürürsün ha. Sen acaba beni yaşatır mısın? Ben var ya her şeyi biliyorum ki Suni tenaklis'ten. Sen nereden biliyorsun ya Suni tenaklis? Tabii oğlum ben ilk yardımla her şey aldım. Vay Güloş ilk lokmayı alıyorsun. Ay aslanım benim. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Hello. Hello. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Biz mi? Evet. Şu an değil ya. Şu an değil. Şu an çok önemli bir iş üstündeyim. Arkadaşlarımızla buluştuk. Toplantımızı yapacağız. Görüşeceğiz. Konuşacağız. Biraz da içkilerimizi içeceğiz. Ondan sonra evimize dağılacağız artık. Arkadaşlar ben videoyu kapatmıştım normalde. Biz burada böyle eğleniyorduk, oturuyorduk bir şeyler falan. Ama
Sırf bu olayı böyle göstermek için yeniden açtık. Gördüğünüz gibi su kemerimiz burada açılıyor. Bakın şuradan kapı açılıyor, kapanıyor. Burası dolacak şimdi. Aynen, burayı kapatıyor. Ve sular dolunca buradan gemi geçecek. Nasıl olacak? Gemi. Gemi dediğim yani tekne geçecek işte. Çok garip bir olay, o yüzden çekmek istedim. Bot. Sen bu videoyu kapatmıştın ama geri açtın heyecanını. Bak bak bak, adamın şöyle yapıyor. Açıyor şeyi. Kilidin alevinde. Sen de muhtar gibi oturdun. Şeyim ya, kaptan. Geç. Kaptan, nasıl yapacağız bu? Biz de şuradan geçip geldik buraya. Bir tek biz heyecanlandık yalnız, herkes oturuyor. Yapacaksın işte tabi. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İngiltere kanallarla dolu bir ülke. Avrupa da öyle biraz böyle. Burada çok yaygın. Hatta bunlar ev olarak kullanılıyor. Bu yatlar yani botlar işte burada. Ev gibi yani insanlar yaşıyor. Çok da ucuz aslında. Böyle bir şey mi alsak biz ev alacağımıza? Ev alacağına bundan alacağız. Ha, farelerle yaşarız. Ha, itme. İtecek misin? Bu taraftan değil bu taraf. İtemiyorum. Çek çek. Çalış. Çalış. Oo, bak bunu bir her gün böyle şey yapacaksın. Antrenman yapacaksın. Micho Çağlar. Micho. Micho Çağlar. Micho. Micho, Micho. Pomodoro. Bunlar ev işte böyle. Bu komple ev. Açık. Bayağı da bizim evden kaçardık. Bizim evden büyük yalnız. Bence de canım ya. Zaten ya İngiltere'deki herhangi evden büyük bence. Kapat yavrum. Kapat. Hadi. Dur. Heh. Çek. İzzet. Çağlara bir alkış. Bravo. Çok acayip bir sistem ya. No problem. Thank you. Çok ben niye thank you diyorsam. Tamam işte böyle duracak sonra. Sonra oradan. Evet açacak. Sonra oradan açacak. I never went to anywhere. Aynen şimdi burayı açıyor. Buradaki loku. Bu su buradan oraya. Bu su buraya boşalıyor. Sonra buradan gidecek. Yeah, I don't I'm not really like that. I managed to live in Cambridge and never fucking go to the beehive. Yavaş yavaş aşağı iniyor şu an. İlk defa lok açtın kapattın. Tabii nasıl canım. Bir duygu? Ya işte Miço'nun bizim kanımızda var. Ben açtım kapağı. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Ne olacak ki? Eskiden de biz çok açtık toprağı. Atla atla şuna geç ya. Hak ettin ya binmeyi. Dayı bizi bir Liverpool'a atar mısın? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizi güzel muhteşem bir böyle şeyle kapanışla yani. Miçolukla akşam güneşiyle. Akşam güneşiyle kapatalım dedik videomuzu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bir sonraki videoda görüşelim ve abone olmayı unutmayın lütfen. Videoları beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hey.